Kale çizgisinden herkese iyi akşamlar. Bir pazartesi akşamı daha yeniden karşınızdayız. Lider TV olarak Uydu yayınımızın ilk gününde ilk kale çizgisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Antalya Spor'u konuşacağız. Tabi Alanya Spor'da şu sıralarda Trabzonspor karşısında ilk devreyi tamamladı. Bir birlik eşitlikle bu mücadeleyi tamamladı Alanya Spor. Antalya Spor'u konuşacağız. Antalya Spor'da 3 haftalık galibiyet hasretini yeni Malatya Spor karşısına son verdi. Puanını 8'e yükseltti. Düşme hattından çıktı. E, aşağı taraflı olan puan farkını açtı Antalyaspor Ve dediğim gibi 3 maçlıkta galibiyet hasretini bitirerek biraz moral kazandı diyebiliriz. Şimdi Cuma günü oynanacak Adana Demirspor maçının hazırlıkları sürdürülüyor. Tabi bu karşılaşmaya da galibiyet parasıyla yapılan bir hazırlık söz konusu. Hem Antalyaspor'un gelecek planlarını... Hem geçmişe yönelik bugüne kadar gelen işte o 7 haftalık süreci değerlendirmek üzere Antalya Spor Kulübü'nün as başkanı Berkay Bahar bugün konuğumuz olacak. Berkay Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim tüm izleyenleri. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum ilk uydu yayınınızı da. Bu vesileyle e, tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. İlk yayınımızda da bizi kırmayıp geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Evet, çok çok, sağ olun. çok uzun zamandır planlıyoruz. Birkaç kişi yazmış e, galibiyet oldu e, yayına çıkıyorsunuz diye. E, sen de biliyorsun. Öyle bir şey diye, söz konusu bir, değil tabii <laughs> ki. 6 haftadır denk getirmeye çalışıyoruz. Benim yurt dışı seyahatlerim falan oldu. Sizi sürekli olarak tabii da, ta, e, davet ettik. de Bugüne denk geldik. Bir de zaten bunun bu şekilde olmadığının e, göstergelerinden bir tanesi. iki hafta önce de burada Aytaç Bey'i ağırladık. He. Gaziantep malumiyetinin hemen ardından. Yani He. galibiyete göre bir e, konut belirleme gibi bir durum. Kesinlikle söz konusu Biz değil. Biz de ona göre çıkmıyoruz zaten. Kesinlikle. E, tekrardan teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Yeni Malatya Spor maçını konuşmuşken, açmışken buradan devam edelim e, Berkay Bey. E, Antalya Spor 3 haftalık bir kötü bir süreç yaşadı. Yani galip gelemedi aslında çok kötü de bir süreç değil. Antalya Spor gibi Anadolu kulüplerinin bunu her sezon yaşayabileceği bir süreç ki daha uzun dönemlerde de kazanamama serisi oluşabiliyor zaten. Birçok takımda bu olabiliyor ama 3 hafta kazanamadı ve yeni Malatya Spor mücadelesiyle birlikte galibiyet geldi. Öncelikle maç performansı nasıl buldunuz Antalya Spor'un? Son dakikalarda gelen bir gol vardı özellikle. Biraz da stresi de artıran bir mücadeleydi aslında o 90 dakikanın içerisinde. Evet yani e, aslında diğer yani bu maçtan önceki 6 haftaya bakıldığında çok daha iyi oynadığımız bölümler daha fazlaydı. Daha dengeli bir oyun oynandı. Malatya Spor'un da girdiği pozisyonlar vardı ama 4 net gol pozisyonumuz vardı. Maç daha önce koparılabilirdi. Ama genel olarak takımın üzerinde oluşan bana göre gereksiz stres seyircilerimizin üzerinde oluşan stres bir miktar sahaya yansımış olarak gördüm ben. Özellikle genç oyuncularımızda. Onun da son bulması açısından bence Malatya maçı ve Malatya maçının sonunda yaşanan olaylar bence 3 puandan daha fazlasını getirdi. Malatya maçı umarım, öyle umut ediyorum. Öyle de olacağını düşünüyorum. Birçok şeyin son bulduğu, bir galibiyet olarak e, tarihe geçecek diye düşünüyorum. Berkay Bey şimdi tabi e, yapılan protestolarda söz konusuydu. Malatya maçının özelliğine de geleceğiz ama e, bu protestolar daha doğrusu Ersun Yenal'a yönelik protestolar e, yeni değil. Yani bir 3. Üçüncü, üçüncü haftadan itibaren belki de hatta Rize Spor maçı Dantay Spor'un ilk kazandığı karşılaşma 3. haftaydı yanlış hatırlamıyorsam hani ya tamam ya devam maçıymış gibi bir lans edildi. Ee, bu kadar erken bir gergin bir ortamın yaratılması veya gergin bir ortam yok da biz mi öyle zannediyoruz ve birkaç kişinin e, bir algı e, yaratmaya çalışıyordu. Biz de o algın içerisinde miyiz acaba? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Ersun Yenal şu anda Türkiye futbol ligindeki 3 Kariyerli teknik direktörden bir tanesi. Yani Süper Lig'de şampiyonluk görmüş. Milli takımı çalıştırmış. Ee, kariyerinde 800 lig maçına çıkmış. Ee, çok kıymetli bir teknik direktör. Ee, Rize maçında e, tamamen bireysel olan bir e, patlama anı 90. dakikada. Ee, Hatta 90 artı 9. Yani, e, evet, duraklamaların Duraklamaların sonunda yaşanan olay. Tamamen bir taraftarın yakışı kalmayan e, bir davranışına verilmiş bir tepkiydi. E, bunu e, bunun çok net böyle olduğunu ben e, hemen önümdeydi. E, önce bunu söylemem lazım. Antalya Spor taraftarı Türkiye'de taraftar gruplarının çok üzerinde bir grup. Yani sosyal sorumluluk projelerine katılan, her olumsuz olayda büyük bir özveriyle olay e, mahalline giden, orada emek veren çok özel bir taraftar grubu. E, o yüzden Malatya maçının sonunda yaşananlar, hocamızın onlara gitmesi, onların e, hocamızı davet etmesi bence çok kıymetliydi. Bir de olaya şöyle bakmak lazım. Tabii ben çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani hem yaş grubu yani büyük abiler anlamında çok karakterli bir takımımız var. Hem de gençler anlamında çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bakın birkaç veriyle bunu desteklemek isterim. Şu anda futbol Türkiye birinci yani Süper Lig'in en genç takımıyız. Fakat sadece yaş ortalaması olarak bakmamak lazım. Bir de oynayanlara baktığınızda da gene en genç takımıyız. Evet. Özellikle hücum hattı. Hücum hattına baktığınızda en genç 21 yaşlı Antalya 24.7 ile Galatasaray'a geliyor. Şimdi e, dolayısıyla e, burada birazcık e, sabırlı olmak gerekiyor. E, hepimizin bu sabrı göstermesi gerekiyor. Şimdi bizim elimizde bir değer var ve biz bu değeri vitrine çıkartmak zorundayız. Taraftarlarımız işte şu oyuncu girsin, bu oyuncu çıksın gibi serzenişte bulunuyorlar. Ama bizim vitrine çıkartmak zorundayız bu çocukları, bu gençleri. Ki Antalya Spor'un, bakın Koray Bey şöyle bir şey söyleyeyim, artık bu kulüpleri eski zaman yönetim şekilleriyle yönetmek mümkün değil. Bakın son şu bir hafta içinde euronun yükselişinden kulüplerin inanılmaz zararları oluşuyor. E bunları taşıyabilmek, bunları e, bütçelendirebilmek, siz gelir gider tablosu yapıyorsunuz gelirleriniz sürekli düşüyor. Giderleriniz sürekli artıyor. E, dolayısıyla yani kulübe aldığınız en ufak bir üründen tutun da futbolcuya ödediğiniz euro maaşlara kadar her şey artışta ama gelir anlamında baktığınızda da her şey düşüşte. E bu bu buradan nasıl çıkabilirsiniz? Bu gelir e, TL üzerinden gider euro üzerinden tabi bu Bir de o tarafı var. var. Buradan çıkabilmenin bir tek yolu var. Doğru sponsorluklar ve futbol futbolcu satışları. Biz bu e, yönetim şeklini Ali Şafak Başkan döneminde e, bu e, bu benimsenmişti. Şu anda Aziz Başkan döneminde de. Bu bunun altı aynı şekilde doldurulmaya ve çok ciddi bir yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ben transfer döneminde transfer dönemi çok enteresandır. Yani her yerden futbolcu yağar size. Size şunu söyleyebilirim: Hem Aziz Başkan, hem futbol şube sorumlusunuz Aytaç Bey, hem de başta. Ee, Aziz Başkan ve Ersun Yanal olmak üzere 30 yaş üzerindeki bütün oyuncuları izlemediler bile. Yani dediler ki evet bizim bir stratejimiz var. Bu strateji doğrultusunda yapmamız gerekenler var. Altyapıdan oyuncuları getirmemiz lazım. Ve ee, bulduğumuz genç oyuncuları da takıma adapte etmemiz lazım. Bakın ileri üçlüye 21 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Hacı Wright, 23 Gökdeniz. Hol. Yani e, Bünyamin. Arkada gelen çok e, Doğukan. Florence son iki maçta. E, aynı şekilde. E, Erkan. Ersin. Ataberk aldığımız son kalecimiz yani baktığınızda, bir baktığınızda bunlara yatırım yapmak hem bir hocanın kariyerinde hem de bir başkanın kariyerinde kolay kararlar değil. Doğru. Dolayısıyla e, bizim taraftarımız bu e, bunu görecektir. E, ve e, bu sabrı hem kulübeye hem saha içine hem de yönetimine sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o e, bilgi, tecrübe e, bizim taraftar grubumuzda e, hiç olmayan kadar çok. %100 yüz katılıyorum. Gerçekten son yıllara bence de damgasını vuran bir profil var e, Antalya Antalyaspor taraftarında. Zaten cezayı unuttu Antalyaspor kulübü de taraftar Çok cezasını çıktı, aşağı he. yukarı unuttu. Hatırlamıyorum ben de yakın zamanda. belki tek tük e, olmuştur ama e, ceza bile yedirmeyen bir taraftar grubu var. Bence de o e, sağ duyulu taraftarın biraz daha ön plana çıkıp e, bu tepkiler zaten maçtan sonra da sıfır Gençlik özellikle taraf eee Arsun Hoca'yı tribüne çağırarak her iki grupta çağırdı. Evet. Ee, yani ben e, dediğim gibi Malatya maçı e, umarım bir e, kırılma anıydı. E, yani şöyle söyleyeyim, e, hani bir bizim sol açığımız Paul, Hamilton istiyor taraftar. Şimdi Hamilton'un yaşı, sözleşmesi, bir değerle ee, satma imkanınız yok. E, onu kestiğinizde polo oynatamayacaksınız. E, polo oynatmazsanız nasıl satacaksınız? Yani pole şu anda 2 milyon 300 bin euro teklif geldi. Bizim beklentimiz, başkanımızın da söylediği 4 milyon euro civarında bir beklentim var. 5 milyon euro civarında bir beklentim var. Ki Ersun Hoca da bunu destekliyor. Bu potansiyeli olan bir e, futbolcu diyor. E onu oynatmazsak nasıl olacak? Yani nasıl parlatacağız, nasıl vitrine koyacağız? Dolayısıyla ee, hem başkan, hem yönetim kurulu, hem de hoca ve ekibi risk alıyor. O yüzden lütfen ben buradan e, tüm taraftarlarımıza e, ricada bulunuyorum. E, bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Antalya Spor'un geleceğini oluşturmaya çalışıyoruz. Kulüp zaten taraftarın. Bizler burada geçiciyiz. Ee, bu görev bize bahşedilmiş. Bunu gururla hayatımız boyunca e, taşıyacağız. O yüzden e, birazcık sabra ihtiyacımız var. E, 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında bir genç, e, genç olduğunuz dönemleri düşünün. Ne kadar çok etkileniyorsunuz? E, taraftarın tepkisinden korkuyor o gencecik çocuklar. O yüzden ben bu noktada taraftarımızın e, hem teknik kadromuza, hem yönetimine hem de başta futbolcularımıza sahip çıkacağını düşünüyorum. Evet, isterseniz Berkay Bey maç sonu özür diliyorum Malatya maçına dönelim tekrardan. Oradan Ersun Yenal'ın ve teknik direktörü Ersun Yenal'ın açıklamalarına bakalım. Aynı zamanda yeni Malatya Spor teknik direktörü İrfan Buz'un da ifadeleri neler sizlerle paylaşalım. Sonrasında Berkay Bey'le olan sohbetimiz devam edecek. Maç ondan, maçtan önce ee, Göztepe ile başlayan 90. dakikada yediğimiz gol, Fenerbahçe ile devam eden 90. dakika golü, Rize Spor maçı yine 90 ve e, Antep'te e, iyi oynayıp oyunu forse ettiğimizde yediğimiz bir gol ve son dakika yediğimiz gol, bütün bunların hepsi oynadığımız oyuna ve karşılığına sahip bir sonuç değildi. Bu da takım üzerinde oldukça gergin anları yaşanmasına neden oldu. Bir de tabi bunun üstüne ilave edilecek bazı önemli sonuçlar var. Bunlardan en önemlisi bu takım e, gençleri kazanmak, e, genç oyuncuları bünyesinde barındırmak ve bunu e, mantıklı ve e, güzel bir şekilde belli bir sürece yayarak yapmak istiyor. Deneyimli oyuncularımız var, o deneyimli oyuncularımızın yanında e, genç yetenekli oyuncularımız var. Bugün yaş ortalaması deneyimli oyuncularımıza rağmen ligin en genç takımı. O birkaç deneyimli oyuncuyu çıkardığınızda ise uzak ara en genç takım. Bunu görmek ve anlamak gerekiyor. Biz bunun için önemli riskler alıyoruz. Aldığımız riskleri taşırken de çok mutluyuz. Çünkü Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı Avrupa Ligi'ne sahibiz. Antalyaspor'a olağanüstü destek veren bir yapı vardı. Bu yapı burayı Terk etti. Şimdi yeni bir genç, dinamik bir yönetim var. Onların anlayışı çok çağdaş ve yaklaşımları doğru. Bunu Antalya kentinin ıskalayacağını düşünmüyorum ama yine de tedbirli olmak lazım. Güncel sonuçlarla geçinmek bize ciddi zarar verir. Bundan da kaçınmak lazım. Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Baktığınız zaman deplasmanda özellikle bu kadar net pozisyonlar yakaladığınız zaman e, atmanız gerekiyor tabi. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Oyun anlamında, genel anlamda baktığınız zaman e, böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Tam tersine, farklı bir galibiyet alabilirdik. Dediğim gibi bu kadar net pozisyonlar bizim tarafımızdaydı. O yüzden tabi çok üzgünüz. E, bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi futbolcular elinden gelen her şeyi yaptılar. Maalesef zaman zaman böyle futbolun içerisinde bu kısmetsizlikler oluyor. Bunu da tabi yenmek kırmak zorundasınız. Şimdi oyun anlamında futbolcularımız silik bir oyun ortaya koymadı. Tam tersi deplasmanda pozisyona girmek deplasmanda bu kadar dediğim gibi net pozisyonlara girdiğiniz zaman almanız gerekiyor. O yüzden tabii ki üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. Evet, Teknik Direktör Ersun Yanal ve İrfan Buz'un açıklamaları bu şekildeydi. Berkay Bey sizin de paralelinizde konuştu zaten Ersun Hoca. Ee, genç oyunculara şanslanıyoruz. Hatta ligin en genç takımı izledik. İlk 11'e de baktığımız zaman gerçekten öyle. Belki genel kadroda bilmiyorum e, varsa da diğer takımlarla ilgili bir yakın bir yaş ortalaması hmm. ama e, ilk 11'e baktığımızda gerçekten en genç takım Antalya Spor. Şimdi siz az önce bahsettiniz. Belli oyuncuları işte satışı için vitrine çıkarmamız lazım mesela bunlardan Pol Mukayri, Gökdeniz Bayraktar, Günyemin Balcı zaten Antalya Spor'un şu anda en çok gelir beklediği 3 oyuncu bu, bu üçünü sayabiliriz. Ee, şimdi bunları oynatmaya çalışıyor Ersun Yanal ama e, tribünden de serzenişler var, tepki sesleri yükseliyor. Şimdi Ersun Yanal çıkıp size şöyle bir tepkide bulunuyor mu veya böyle bir e, karşılık veriyor mu İşte biz gençleri oynatıyoruz ama işte tribünde bize tepki veriyor bu sefer. Ya e, şöyle söyleyeyim, Ersun Hoca tabii çok tecrübeli bir hoca. E, biz bu stratejiyi e, Sayın Başkan Aziz Çetin'le beraber e, yönetim kurulu olarak e, bu kararlılıkta olduğumuzu e, basın toplantısında da zaten hocamız da söylemiş. E, bu kararlılıktayız. Bu kararlılıkta olmak zorundayız. Yani e, aslında e, Aziz Başkan'ın da bizlerin de e, kolay yolu Ersun Hoca'nın da profesyonelliği anlamında baktığınızda çok daha kolay kararlar, çok daha rahat bütçeler, işte çok daha iyi tecrübeli oyuncular, ligi bilen tercih edilebilirdi. Ama şu anda en genç ileri üçlüye sahibiz. Maliyet açısından bakarsanız da. İleri üçlümüzdeki ödediğimiz paralara baktığınızda gerçekten e, orada bir uçurum oluyor. Yani. Hani e, diğer kulüplerle diğer kıyasladığı kulüplerle kıyasladığınızda. O yüzden bu tepkileri e, belki biz anlatmakta zorlan e, anlatmakta zorlanmış olabiliriz ya da biz e, biz tam ifade edememiş olabiliriz. Beklentimiz bu kulüpte e, bu takımdan çok ciddi bir beklentimiz var ama bu yaş grubunun en büyük problemi çabuk demoralize oluyorlar. Onların motivasyonunu yüksek tutabilmek yani türbünden gelen tepkilerde bile yani Malatya maçından sonra ben soyunma odasına girdim. O coşku yani şaşkındı takım. Yani maç kazanılmış daha farklı bir ambiyans bekliyorsunuz. Ee, üzgündü çünkü türbünlerin e, böyle bir tepkiyle evet 89. dakikada geldi gol yani galibiyeti kutlayamadı ee, yani üzgündü buruk, yani buruk. buruktu yani dolayısıyla bizim e, ama dediğim gibi bizim e, çok iyi bir taraftar grubumuz var kültürel altyapısı son derece yüksek bir taraftar grubumuz var ben bundan hızlıca kurtulacağımızı düşünüyorum ee, maça e, rağbet de çok az yani 1532 kişiydik e, Malatya maçında cumartesi günü saat 4 hava güzel ee, bilet fiyatlarını mümkün olduğunca e, e, ehven açıklamaya çalışıyoruz ki bugün e, Sayın Başkan da e, hadi o zaman daha da e, fiyatları indirelim dedi Adana Demirspor maçında evet, Adana Demirspor maçında ciddi bir taraftar desteğine de ihtiyacı var takımın. Sahip çıkan bir taraftar desteğine ihtiyacı var. Dolayısıyla ben hızlı e, hızla bundan e, pozitif anlamda ayrışarak takımına destek olan bir e, hal alacağımızı düşünüyorum. Perkay Bey, şimdi Antalya Spor'da Bizde de oluyor şimdi zaman zaman kafamıza soru işareti geliyor tribünden de böyle bir beklenti var. Sanki işte Karagümrük maçını kaybetseydi Antalya Spor Ersun Yanal'la yollar ayrılacaktı. İşte Malatya maçında puan kaybı olsaydı Ersun Yanal'la yollar ayrılacaktı. Beşiktaş maçını 2-0'dan verdi acaba bugün yollar ayrılacak mı yoksa yarın mı yollar ayrılacak? Hep böyle bir beklenti içerisinde veya beklenti demeyeyim doğru sözcük olmayacak ama böyle bir durum içerisinde insanlar. Hiç bunlar konuşuldu mu? Yani biz şu maçı hedef olarak görelim işte kara gümrüğü kaybedersek gönderelim ya da hiç e, böyle bir konuşma olmadı. Veya yeni Malatya Spor maçına son dakikada gol gelmeseydi Ersun Yanal'la yollar ayrılır mıydı? Hiç böyle bir şey konuşulmadı. Bizim e, teknik kadromuza e, oluşturduğumuz strateji içinde e, güvenimiz tam. E, elbette ki ayrılıklar zaman içinde olabilir. Bu e, sporun içinde, futbolun içinde olan şeyler. Ama öyle bir ...işte e, şu maçı geçelim... ...bu maçtan sonra tekrar bir konuşalım... ...düşünelim gibi... ...bir yaklaşımımız olmadı. E, dediğim gibi... ...bir stratejimiz var. Bu stratejiyi de 6 haftalık... ...7 haftalık süreçte... ...gözden geçirecek bir pozisyonda olduğumuzu... E, ...ben... E, ...hem puan durumunda... ...hem takımın oynadığı... ...futbolda... ...hem... E, genel anlamda hiçbir şekilde görmüyorum. Ee, ki başkanın da e, aynı fikirde, yönetim kurulunun da aynı fikirde olduğunu e, söyleyebilirim. Yani yönetimin içerisinde Ersun Yanal'a yolların ayrılmasını isteyen yönetici yok mu? Şöyle yani çok kişinin de yönetimden işte yolların ayrılmasını istediği yönünde şimdi bakın, ifadeler var. Bakın şimdi şöyle aslında bu, bu noktada biraz kronolojiye bakmak lazım. Ee, Ali Şafak Başkan'ın istifasından sonra Mustafa e, Yılmaz başkanın gelişiyle beraber ki çok zor bir süreçti. Mustafa e, başkan orada e, gerçekten elini e, taşın altına soktu ve e, Antalya'da 29 kişiden oluşan çok önemli iş adamlarının olduğu etkin, yetkin, bilgili bir yönetim kurulu oluşturuldu. Bu kolay bir şey değil. 29 kişinin kendi sektörlerinde söz sahibi e, ve kuvvetli olan kişilerin elbette ki bir fikirleri olacaktır. E, Aziz başkan da bu sorduğun soruyu ben de e, bazen işte sosyal medyadan oradan e, buradan duyuyorum. E, Aziz başkan da son derece e, demokratik bir şekilde kulübü yönetme e, çabası içinde, dolayısıyla işte yönetimden bir kısım Ersun Hoca'nın gitmesini istiyor falan filan bu, bu tipte çıkan haberler gerçekten hem yönetim kuruluna hem Aziz Başkan'a haksızlık olur. Çünkü öyle bir durum yok. Zaten öyle bir çoğunluk olsa o zaman daha farklı şeyler olurdu. Dolayısıyla farklı düşünenler olabilir, eleştiriler olabilir. Bu da zaten işin doğasıdır ve doğrudur. Ee, yani evet. tabii ki eleştiriler olabilir. Ee, hoca bile kendisini dönem dönem çıkıp basının önünde evet burada ben hata yaptım diyebiliyor. Dolayısıyla e, burada burada böyle bir yönetim kurulunda işte istemeyenler falan filan gibi bir e, durum söz konusu değil. Eleştiriler tabii ki olabilir. Kendi içimizde de birbirimizi eleştirdiğimiz bir sürü konu oluyor. yani Teknik kadronun dışında da işte futbolcu kardeşlerimize de ya burada şöyle oynasaydın dediğimiz yani ben kulübe sıklıkla gidiyorum ee, yani oğlum o topa nasıl vurdun öyle diye eleştirdiğimiz bir sürü şey oluyor ee, ama dediğim gibi yönetim kurulu noktasında böyle bir mutabakatsızlık söz konusu bile değil fikir ayrılıkları olabilir ama herhangi bir orada, orada bir anlaşmazlık söz konusu eleştiriler, değil bir ama bu ya. da evet zaten bu da işin ee, Olması gerekeni bu. Yani e, farklı fikirlerin tartışması kadar doğal bir şey olamaz. 29 kişiyiz. Bu kolay yönetilebilecek herkesin bir fikri var ve herkes de etkin ve yetkin kişiler. İşlerinde başarılı kişiler, konuya hakim kişiler. Dolayısıyla e, böyle bir e, konuşmalarda e, eleştiriler olabilir ama mutabakatsızlık ya da işte böyle bir çoğunluk falan demek haksızlık olur. Ersun ile ilgili olarak son sorumu sorayım. Oradan Ersun Yanal konusunu kapatalım. Burada Başkan Aziz Çetin'i de ağırladık. Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ı da ağırladık. Kendilerinin ikisi de işte 3,5 yıllık sözleşmesinin sonuna kadar Ersun Yanal'la devam etmek istediklerini belirtti. Gerçi Aziz Bey ee, sezon öncesinde e, konu kalmıştık. Fikri değişti veya değişmedi. Şu an tabii bilemem bu birkaç ay olduğu için. Hı -hı. Ee, ama bu ifadede bulundu. Aytaç altı iki hafta önce ağırladığınızda böyle dedi. Sizin Berkay Bahar olarak düşünceniz nedir? Ersun Yanal'la tabii ki e, sportif başarı veya başarısızlık bu düşünceyi değiştirebilir ama şu anki e, düşünceniz kafanızdan geçen Ersun Yanal'da o sürecin tamamlanması yönünde mi? Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Türk futbolunun ben 46 yaşındayım. Ee, ailemde Antalya Spor'da dayım başkanlık yaptı, babam yöneticilik yaptı, e, kulübün içinde büyüdüm diyebilirim. E, işte üniversite döneminde uzak kalmış olabilirim ama sonraki süreçte yine e, Antalya Spor'da yönetici olabilme e, şerefine nail oldum. E, neden biz e, üç buçuk yılı konuşuyoruz ki? Neden 13,5 yılı konuşamıyoruz? Yani neden bir stratejiyi, kısa vadeli planlar, orta uzun vadeli planlar, uzun vadeli planları konuşamıyoruz? Yani e, neden biz bu kadar kısır, e, sabit maçlara bakarak işte takım iyi oynadı, kötü oynadı, işte hocadan oldu, bundan yani bunları neden konuşu, konuşamıyoruz? Yani e, keşke keşke 3,5 yıllık değil de 13,5 yıllık bir strateji oluşturabilsek. ...alt altyapıdan çıkan oyuncuların gelişimini üst yapıdaki teknik kadro değerlendirerek gelse alt üst yapıda oynadığınız oyun planıyla altyapıda işte sallıyorum 4-4-2 oynuyorsa sizin A takımınız neden altyapıda da 4-4-2 oynayarak o çocuklar gelmesi? Yani biz stratejiyi kısa vadeli tamamen başarıya endeksli yaptığımızda bu tipte sorunlar çıkıyor. Yani bugün Ersun Yenal dediğiniz kişi Süper Lig'de çalışan 3 hocadan bir tanesi şampiyonluk görmüş. Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli, e, takımı, milli takımı çalıştırmış. Bir sürü e, başarısı, e, başarısı, başarısı olan bir hoca neden strateji yapamıyoruz? Yani 3,5 yıllık değil. Bana sorsanız 13,5 yıllık e, planlamaya bakmak lazım. Biz bugün varız, yarın yokuz. Yarın bir başka yönetim geldiğinde bizim bıraktığımız yerden aynı şekilde devam edilebilecek, e, pas, e, kasasında para olan, altyapısında oyuncu olan bir sistem yaratabilmek başarı. Yoksa işte bu bu sene Başakşehir Kulübü işte geçen sene ligde son anda kaldı. Bir önceki sene şampiyondu. Yani bu mudur istikrar? Bu mudur yapı? Bu mudur organizasyon? Bizim sağlamamız gereken yaşayan organizmayı sürekli yaşayan ve zamana sahir uzun yıllar yaşayabilecek bir sistematiğe bağlayabilmek. Başarı bence bu. Yani yoksa hocanın 3,5 yıllık değil 13,5 yıllık sözleşmesiyle hareket edebilmek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Ee, hani Ali Şafak Başkan döneminden beridir de e, yönetimlerde görev alıyorum. E, şu anda e, Ersun Hoca benim çalıştığım dördüncü e, hoca. Yani bu değişiklikleri de gördüm. E, çok da büyük bir faydasını görmedim. Yani onlar da başarıya endeksli, plandan uzak, günü kurtaran e, hamleler. O yüzden ben şu anda... Aziz Başkan'la birlikte oluşturulan sistemin çok sağlıklı olduğunu görüyorum ee, ve e, bunun e, biraz sabır hem şehir anlamında hem yönetim kurulları yönetim kurulu kurulumuz anlamında bu sabır gösterilirse e, sağlam durulabilirse bunun başarı getireceğini ne e, adım kadar eminim. Sizin söylediklerinizden şunu anladım: Bugün yarın iki maç kaybedildi, üç maç kaybedildi, diğer Sünyalın gitmesi gibi bir durumu beklemesi sekiresi gündem olarak bizde yok. Evet anladım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra Antalya Spor Kulübü As Başkanı Berkay Bahar olan sohbetimiz devam edecek. Evet reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Antalya Spor Kulübü As Başkanı Berkay Baharlı olan sohbetimiz devam ediyor. Şu sıralarda da e, Trabzonspor ile Alanya Spor arasındaki mücadele devam ediyor. Te diğer temsilcimiz Antalya'daki e, 75. dakika oynanıyor ve bir birlik eşitlikte devam ediyor. E, Alanya Spor 1-0 geçmişti ama bu üstünlüğünü çok koruyamadı. 1-1 yakaladı ve soyunma odasına da iki takım 1-1 e, gitmişti. 75. dakika itibariyle de bu skor devam ediyor. Berkay Bey şimdi Antalya Spor 7 haftada 8 puan. Aşağı yukarı maç başına 1 puan gibi bir görüntü var. Kağıt üzerinde puan durumuna baktığınızda çok kötü bir noktada değil Antalya Spor ama 1 puan ortalaması küme düşürecek bir ortalama baktığınız zaman. Bunda fikstürün bir dezavantaj yarattığını düşünüyor musunuz? Çünkü gerçekten geriye dönüp baktığımızda da Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı her ne kadar beraberliğe sevinildiği için Eleştirilmiş olsa da e, Francesco Farioli'nin göreve geldiğinden bu yana evinde kaybetmeyen bir kara Karagümlü karşısında deplasmanda alınan bir puan var. Yani bu da aslında bir kazanç olarak görülebilir ama genel olarak baktığınızda fikstürü bir dezavantaj olarak görüyor musunuz? Yani evet e, daha avantajlı olabilirdi. Çok e, dezavantajlı görüyorum diyemem ama e, hani Fenerbahçe daha büyük bütçeli takımlarla oynadığımız bir gerçek hepsiyle oynayacağız ben Antalya Spor'un her takımı yenebileceğini herkese gösterdiğini düşünüyorum yani Beşiktaş Fenerbahçe oynadığımız bütün maçlarda bölüm bölüm çok iyi top oynadığımızı ben gördüm bunu sadece biraz daha sürekli hale getirmemiz lazım birazcık daha kırılganlıklarımızı, özgüvenimizi arttırmamız lazım. bu da bir iki tane hani bugün çıkışta dediğiniz Sivas Spor'un 9 puanı var. Çıkışta dediğiniz Adana Demirspor'un e, 9 puanı var. 2 hafta üst üste onlarla oynayacağız. Ben ben Antalyaspor'un her takımı yenebileceğini biliyorum, görüyorum. E, futbol Antalyaspor'un oynadığı futbol genele yayıldığında yani o iyi oynadığımız yani Karagümrük maçının ilk yarısında e, çok kötü oynadık ama ikinci yarısında maçı kazanabilirdik. Beşiktaş maçında 45. dakikada e, Hacı o golü atsa 3-0 girsek e, o maçı da kazanabilirdik. E, i̇şte Antep maçında. Doğukan'ın vurduğu gol olsa, Hacı'nın vurduğu, Hacı'nın girdiği pozisyonda değerlendirebilse... Belki bir puanla dönecek. Belki bir puanla ya da maçı döndürebilecek evet. ivmeyi kazanabilirdik. Göztepe maçında 90. dakikada gol yedik. Yani baktığınızda Antalya Spor'un bence şu anda en az 12-13 puanda olması içten bile değildi. Ama dediğim gibi genç bir takımız... Ee, bu kırılganlıkları sezon içinde de yaşama ihtimalimiz var. Ee, gençlerimizin özellikle ileri uçta yani skorla e, biliyorsunuz maç kazanılıyor. Ee, bu kırılganlıkları aşmaları için daha çok oynamaları ve daha çok özgüvene sahip olmaları gerekiyor. Ee, ben e, hani evet fikstür daha ehven olabilirdi. Ama bundan sonraki süreçte Adana Demirspor maçından sonraki milli arada Antalya çok daha nefesleneceğini, özgüveninin daha çok artacağını düşünüyorum. Bu Adana Demirspor maçında çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Peki her takımı yenebilecek güce sahip izlediniz. Ben de katılıyorum. Yani Ligin en iyi takımı denen Beşiktaş bile e, Antalya mağlup ediyordu, elinden kaçırdı. Gerçekten büyük şanssızlıklar dediğiniz gibi 45'te belki Hacı o golü atmış olsaydı çok daha farklı bir e, durumu konuşuyorduk şu anda. Ama üst üste tabii iyi takımlarla oynuyor olmak da bir dezavantaj olabilir mi? Şimdi Adana Demirspor sonrasında Sivas e, puansal anlamda Antalya Spor'da çok büyük farkları yok şu anda ama Son 2-3 karşılaşmalarına baktığımız zaman bir çıkışı görüyoruz. Evet. Bu bir dezavantaj olabilir mi? Yani bundan belki 2 hafta 3 hafta Kuracım, önce bu iki takımla oynasaydı. Biz de, biz de çıkışı yakalayacağız şimdi. Malatya maçından sonra Antep ve şey Adana Demirspor ve Sivas maçı ile birlikte biz de çıkışı yakalayacağımızı düşünüyorum. Umarız tabii ki tek temelimiz bu. Özellikle flash da olur Adana Demirspor karşısında ki evet. Beşiktaş mücadelesinde onlar ciddi bir puan kazandı. Yani prestij anlamında puan kazandı. Umarız yani biz 2-0'dan 3-2 kaybettik. Onlar 3-0'dan 3-3'e üç getirdi. Üçe getirdi. Bu Adana Demirspor'un başarısı kadar bizim kaybederken gösterdiğimiz beceriksizliği Beşiktaş'ta 3-0'dan 3-3'e üç getirirken gösterdi. O yüzden e, büyütülmüş takımları çok e, hani abartmamak lazım. Adana Demirspor'u da çok abartmamak lazım. E, çok yatırım yaptılar. E, hmm. Cumartesi günü bakacağız artık Cuma günü. olacağını. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü. E, tabii Adana Demirspor'la bütçe açısından da e, Kıyaslanabilecek bir durumda değil zaten Antalya Spor ki e, sizin o... Eskiden biz de e, o bütçeleri görmüştük. E, onun çok başarılı olmadı olmayacağını e, Antalya seyircisi, Antalya camiası e, bizler biliyoruz. E, strateji oluşturduk. Bu, bu noktada gitmeye çalışıyoruz. Bence e, Türk futbolunun... Türk futbolu şu anda Avrupa Ligi ortalamasına baktığınızda en yaşlı evet. e, lig. E, anlamsız bütçeler, olmayan paralar, olmayan sponsorluk gelirleriyle olmayan harcamalar var. Doğru. O yüzden e, şapkamızı önümüze koymamız lazım. 80 milyonluk bir ülkeyiz biz. E, çok fazla e, değer yetiştirebiliriz buna bakmamız lazım. Taraftarımız, evet ben taraftar olarak kardeşim kulübün ne borcu olduğunu bilmem. Bu da benim umurumda değil. Ben hafta sonu geliyorum, maç seyretmeye, takımın kazanmasını istiyorum. Kim oynamış, genç mi oynamış, yaşlı mı oynamış bakmam diyebilir. Taraftarın buna hakkı var. Ama e, yönetenlerin hakkı kalmadı. Çünkü bunlar harcandı, bitti yani. Konu kapandı. Böyle yönetmek artık mümkün değil. Mümkün değil. Yani ben 4, 3 dönemdir yönetim kurullarındayım. Görüyorum mümkün değil. Alt yapıdan oyuncu çıkartmamız lazım. Gençlerimize önem vermemiz lazım. Gelir gider bütçesini dengede tutmamız lazım. Ülkemizin ekonomik koşulları, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Pandemi denilen şey eskiden... Ee, Türkiye'de krizler olduğunda bundan en son Antalya etkilenirdi. Neden? Çünkü bir tarımımız var, bir de turizmimiz var. Bunlar e, dünyadaki ekonomik krizlerden bir nebze daha az etkilenen sektörlerdi. Ama pandemi ile birlikte dünyada en çok etkilenen sektör havacılık sektörü ve turizm oldu. E, Antalya'nın en büyük geliri turizm, tarımla birlikte. Evet. E, e, siz sponsorları nereden bulacaksınız? Şehir çalışmazsa seyirciyi nereden bulacaksınız? Yani insanların bir şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Herkes gelirine bakacak. En kötü gelirine hesaplayacak. O en kötü gelire göre bir gider hesabı yapacak. İşte bakıyorsunuz yüzde %5... Euro ödemelerinizin tamamı arttı son bir hafta içinde. Evet. E bu bu kulübün gideri E gelirlerde bir artış yok. E bir sürü buna bağlı sektörlerden kulübe işte aldığınız çim euroyla, ödediğiniz maaş euroyla e bunlar arttı. Dolayısıyla e, dengeli yönetmek e, bence şu anda Aziz Başkan ve yönetim kurulunun e, aldığı büyük riski e, herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. %100 katılıyorum. Tabii bir de o meclisten geçen yasayla da birlikte e, sonuçta artan borçlardan yönetim kurulu e, sorumlu olacak. Kulüp başkanı sorumlu olacak. Bunun da tabii ki bir e, ben olsaydım yönetici olarak bunun tedirginliğini yaşardım. Çünkü dediğiniz gibi e, borçların artması veya onu e, artırmamak tutmak çok da sizin elinizde de değil. Siz sezona başlarken örnek veriyorum 20 milyon lira borçla başlarken bir anda euronun yükselmesi bu 25-30 milyon lirayı bulabiliyor. Bunu Aynen dengelemek öyle. sizin çok elinizde değil. Bu konuda size katılıyorum. Gerçekten küçük bütçelerle gençlere yatırım yaparak daha sağlam adımlar atılması konusunda ben de katılıyorum. Çok fazla Antalya Spor'un bu sezon bu kadar eleştirilmesinin içine çıkması ben de şaşırıyorum. Özellikle sosyal medyadan şaşırıyorum e, ben de gerçekten. Yani taraftar kulübün sahibi ve başarı istiyor. Bu da onların en doğal hakkı. Biz de bunu sağlamamız yani evet bunları yapıyoruz ama tamam biz bunları yaptık ama başarısız olduk. Bu da doğru bir gerekçe değil. Tabii ki başarısızlık anlamında söylemiyoruz biz, bunu. Biz hem bunu yapacağız, hem takımımıza sahip çıkacağız ve başarılı olacağız. Yani bu takım ilk beşe de oynar, düşmemeye de oynar iki potansiyeli de fazlasıyla var ama ben bu takımın çok doğru e, bir e, kadrom mühendisliğiyle oluşturulduğunu biliyorum. Yani buna Aziz başkan da, Ersun hoca da, Aytaç bey de, diğer kurullarda olan arkadaşlarımız da büyük emek verdi. Yani e, şu anda bizim talip olup da e, bizim bütçemize uymaz dediğimiz Birçok oyuncu sayabilirim. Asan Bolonga ile anlaştık 850 bin euroya. Başkan kendisi yüz yüze telefondan konuştu. Ee, Asan Bolonga dedi ki başkana, Aziz Başkan'a şu anda dedi gelirsem 14 gün dön, yani imza atmaya gelirsem dönüşümde İngiltere'de ailem 14 gün karantinaya gireceğim dedi. Başkan 850 bin euroya anlaşmıştı. 1 milyon 200 bin euro verdi e, Adana Demirspor oraya gitti. Yani biz de verebilirdik ama 400 bin euro, 350 bin euro e, kulübü hayır biz sizinle bu parayı anlaşmıştık. 850 miydi, 9 900 müydü tamam emin değilim. E, 1 milyon 200 bin euroya oraya gitti. Peki evet. Berkay Bey burada çok fazla transfer, siz transferin içerisinde değilsiniz. Çok fazla size evet. bu soruları yöneltmek istemiyordum ama. Şimdi orada mesela Adana Demirspor Cephesi'yle bir temas kurulamaz mıydı? Ya ben yönetilik yapmadım hani bilmiyorum böyle bu tarz işler oluyor mu ya çok olmuyor fazla, mu? Çok fazla çok fazla buna e, girmiyor kulüpler, başkanlar bu yolu çok tercih etmiyor yani biz anlaşmıştık sen aradan çekil gibi söylemler e, çok olmuyor. E, işte mesela e, Hatay'a giden El Kabi ile de e, anlaşmıştık. Şeyler oldu, evet. A, aynı şeyler oldu. E, şunu söyleyebilirim aldığımız her oyuncuda fiyatı biz belirledik. Yani dedik ki biz evet sen bunu istiyorsun ama Başkan ve Aytaç Bey bu konuda o kurulda hocanın da onayından sonra verilen karar noktasında oyuncunun fiyatını ödeme koşullarını menajerlik ücretlerinin tamamını eee bilfil bizler yani başkan ve yönetim kurulu belirledi. Hocanın onayından sonra, scout'un onayından sonra. Aslında yüzden... kulüpleri kurtaracak tutum bu olmalı aslında. Mesela işte Ada Demirspor transfer etti. Belki ilk 3-5 sene sonra bunun pişmanlığını duyacak. patronun aslında kulüplerin olduğunu futbolculara aslında göstermek lazım. Bunu belki şu an Süper Lig'deki 20 takımın tamamı yapsaydı e ee, belki de Antalyaspor bugünkü harcadığı paranın da çok daha altında para harcayacaktı. Diğer kulüpler de aynı şekilde olacaktı. Ben bu tutumu gerçekten doğru görüyorum. Yani, Sezon sonunda tabii başarılı olduğu zaman daha doğru evet. bir hamle olduğunu da göreceğizler. İnşallah diyorum. Şimdi Berkay Bey tabii e, sorular da geliyor. Birazdan onları da yer vereceğim. Hemen trabzonspor e, Trabzonspor Alanyaspor mücadelesinden de bilgi aktarayım. 88. dakika oynanıyor. Birbirlik eşitlik devam ediyor. 75. dakikada e, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Şu anda Trabzonspor mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. E, Berkay Bey şimdi taraftar konusunu da açmışken taraftarda bu sezon bir düşüş gözlemleniyor. Evet. Ee, özellikle son işte yeni malatya spor mücadelesi belki cumartesi günü saat dörtte olmasının da bir etkisi vardır bilmiyorum Tabii çalışan insanlar gelememiştir ama yine de e, önceki senelerde daha fazla olurdu bu rakam siz düşüşü görebiliyor musunuz veya bununla evet. ilgili ne söyleyebilirsiniz yani cumartesi günü 1532 kişideki statta ee, Tabii taraftarımıza çok ihtiyacımız var ee, ama gerek pandemi koşullarının e, oluşturduğu şartlar gerekse e, işte ma maç saatleri yani ben e, dürüstçe söylemek gerekirse e, cumartesi günü saat dörtte e, Doğu türbünde olmak istemezdim yani Doğu'da bu kadar para verip lojca e, yani benim kendi şirketimin de locası Doğu'da ee, güneş yani o dörtten saat altıya kadar e, yani maç bitene kadar orada güneş yediler e, o yüzden gelene de teşekkür etmek lazım ama e, son dönemde işte fiyatlarla ilgili bir iki şey söylendi bugün e, başkan ve yönetim kurulu e, fiyatları da düşürdü e, taraftara ihtiyacımız var yani bizim ne yapmamız gerektiğiyle alakalı taraftara ihtiyacımız var Forma satışlarına ihtiyacımız var. Şu anda derneğimiz Antalya Spor Derneği ilgileniyor. Orada da satışlar biraz da geç çıktık. New Balance'la anlaşmamız dolayısıyla birazcık sıkıntılar yaşıyoruz. Dernekteki arkadaşlarımız sağ olsunlar büyük de çaba gösteriyorlar. Ersan Bey olmak başta İbrahim Bey. Ee, ama çok düşük gidiyoruz. Ee, rakamları ben biliyorum ama benim söylemem e, sonuçta onlar yönetiyor o tarafı. Çok doğru olmaz. Ee, ama çok az forma satıyoruz. E, çok az insan geliyor. Ee, bunu arttırmamız lazım. Biz üzerimize düşeni bu hafta yaptık. Yani fiyatları daha da indirdik. Ee, Kaç saat artık... bekliyorsunuz? Yani benim, zaten. 16.000'e be, ben, 16 bine kadar doldurabiliyorsunuz. Benim gönlüm 16 bin istiyor tabii. Ee, çok büyük güç olur. Antalya bunu fazlasıyla hak ediyor. Yani bir Hatay, bir Adana Demirspor, bir Altay maçını izlediğimde ya bizim taraftarımız niye gelmiyor diye hayıflanıyorum, üzülüyorum. Ee, umarım e, Antalya'nın e, iklimsel probleminden dolayı gelmiyorlardır. Bu haftadan itibaren taraftarımızı e, orada görmeyi çok arzu ediyoruz. Özledik çünkü. Bilet konusunda evet bir beklenti vardı. Sorular da vardı bugün gün içerisinde sorular gelmişti. Sabahtan hatta duyurduğumuzdan itibaren dün akşamdan itibaren ama e, zaten bilet fiyatlarıyla ilgili olarak bir indirme gidildi. E, bu anlamda taraftarın teşekkür ettiğini de memnun kaldığını da sosyal medyadan özellikle gördük şimdi e, reklama gitmeden önce taraftarla ilgili bir e, soru var Berkay Bey. Onu size yönlendireyim. E, şehrin destekleyen bir neslin yetiş yetişmesi için Antalya Spor Koridoru projesini başlatan Baraj Ortaokulu ile Berkay Bey'in düşünceleri nedir? Bu tarz projelerin Antalya'daki okullara yayılması için kulübümüzün planlaması var mıdır diyor. Böyle bir proje vardı biliyorsunuz siz evet. takip etmişsiniz. Evet, Gerçekten evet. güzel bir koridor oluşturuldu evet. orada. Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii okullarda şu anda özellikle dernek tarafımız bu konuda yeni oluşan yönetim kurulunda daha önceden bu projelerde çok fazla emek vermiş arkadaşlarımız var Büyük Antalya Spor Derneği başka Aziz Başkan'ın da başkanlık yaptığı dernekte olan ve bu konuyla ilgili birçok projeyi şu anda Aziz Başkan da kendisi bizzat takip ediyor ve ee, ama e, biliyorsunuz pandemi dolayısıyla e, her adacı atacağınız adım e, milli eğitime soruluyor. Evet, çok doğru. kolay olmuyor. E, riskler taşıyor. Hem çocuklarımızı riske atmak hem e, sonrasında işte yönetim yönetimden e, futbolcularımıza sirayet etmesi açısından pandemi koşullarında bu e, organizasyonları yapmak çok kolay değil. Ama e, bu konuyla ilgili çok ciddi bir ee, çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ee, i̇şte en son e, benim bildiğim e, çocukların defterlerini kapladıktan sonra etiketlerinin Antalya Spor olması ile ilgili e, başkan ciddi bir sipariş verdi. E, en son söyleye, bildiğim e, aklıma gelen bu. Ama dediğim gibi hem dernek yönetimimiz hem de e, AŞ'ye yönetimimiz Sonrasında futbolcuların e, okullara gitmesiyle ilgili biliyorsunuz. O projede e, yaptığımız bir projeydi Şafak başkan döneminde. Ee, ama dediğim gibi pandemi, pandemi koşullarının evet. e, biraz daha e, rahatlaması gerekiyor. Evet Berkay Bey kısa bir araya gidelim. Sonrasında sponsorluklar konuşacağız. Çokça merak ediliyor. Özellikle Stadyum Sponsor isim sponsor anlamında bir anlaşma yapılmıştı. O henüz açıklanmadı. Neler yaşanıyor? Son gelişme nedir? Ve diğer yine e, geçtiğimiz haftalarda yine bir yapılan anlaşma vardı. Kripto paraya girecekti Antalya Spor. Hı -hı. Girdi de yine göğüs reklamını da bu firmanın adını taşıyor zaten. Bu konuları da Berkay Bey'e yönelteceğiz ama şimdi kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağız. Evet reklamların ardından son bölümümüzle karşınızdayız. Antalya Spor Kulübü As Başkanı Berkay Baharlı olan sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan da Trabzonspor Alanya Spor maçı ile ilgili olarak bilgiyi aktarayım sizlere. Ee, mücadele bir bir sona erdi. Trabzonspor yenilmezliğini sürdürdü. Alanya Spor 3 haftalık galibiyet serisine son verdi ama Trabzon deplasmanında alınan bir puanı tabii ki flash takımlarından birisi. Çünkü Trabzonspor bu ligin bu sezonu özellikle başarı diye nitelendirebiliriz. Alanya Spor'u tebrik ediyoruz. Tabii bu puan kaybıyla birlikte Trabzonspor'un puan kaybıyla birlikte de Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu bunu da söyleyelim ee, dediğim gibi Berkay Baharlı olan sohbetimiz devam ediyor Berkay Bahar aslında merak edilen en çok merak edilen konuların başında da sponsorluk görüşmeleri vardı ki bunu son bölüm'e ayırdık. Ee, Berkay Bey'den birinci ağızdan en yetkin ağızdan en yetkin ağızlardan bir tanesi olan Berkay Bey'den bu konularla ilgili olarak bilgi isteyeceğiz. Öncelikle Berkay Bey stadyum sponsoru konusunda bir havayolu şirketiyle anlaşılmıştı ki yönetim kurulu üyenizin aynı zamanda sahibi olduğu bir havayolu şirketiydi. Bu anlaşma yapıldı işte imza töreni belirlendi ama o dönemde gerçekleşmedi. Sürünce uğradı ama sonrasında bir resmi açıklama da olmadı konuyla ilgili olarak. Bir sıkıntı yok, biz birebir bir konuştuğumuzda Sayın Başkan bir sorun yok, bunu açıklayacağız vesaire demişti. Prosedürlerin hayata geçirilmesini beklediklerini söylemişti. Öncelikle sizde bu bilgi alalım yani neden şimdiye kadar bu imzalar atılmadı? Şimdi şöyle o proje çok uzun zamandır gündemde olan bir projeydi. E ee, tabii uydu yayına geçince isimleri tam İsimim net çok fazla telaffuz edemiyoruz. Ee, Antalya markası olan e, çok da kıymetli bir marka. Bizim de yönetim kurulu üyemiz. Yıldıray, Yıldıray Karayer'in Yıldıray Karayer'in firması. Ee, Yıldıray Bey'lerle bizim görüşmemiz Ali Şafak Başkan döneminde den beri sürüyor. Sonra Mustafa Başkan döneminde de e, Ali Şafak Başkan döneminde pandemi olunca bekleyelim denmişti projeye. Mustafa Başkan döneminde tekrardan canlandırdık. Aziz Başkan'la da tabi oradaki prosedürler şöyle stadın bir kira sözleşmesi yapılması gerekiyor. Orada bir, devlet sadece 3 yıllık size kira hakkı veriyor. Aziz Başkan o konuda çok ciddi de bir Ankara'da görüşmeler yaptı. Normalde yıllık veriliyordu evet. kiralar, oradan bir 3 yılı aldı. 3 yani yıl şu an Antalya Spor Kulübü'nün stadı evet. oldu. Antalya, Tabii Antalya Spor bir takım vergisel avantajlardan dolayı Antalya Spor Derneği ile il müdürlüğü bir sözleşme yapıyor. Sonra dernek aynı bedelle Antalya Spor'a, Antalya Spor AŞ'ye sözleşmeyi aktarıyor sonra da sponsorluk görüşmeleri yapılıyor. bu bu süreç uzadı. Yani stadın kira sözleşmesi. Ayrıca statlarda isim ismi değiştirmek çok kolay değil. herhangi bir eee yani birtakım izinlere bakanlık tarafından izin alınması gerekiyor stadın isminin değiştirilmesi için. şu anda o aşamadayız. Bir yandan da tabii hava havayolu şirketimizle ee, mevzu sadece stadın isim e, sponsorluğu değil. Yani onun altı çok dolu. Yani işte kale yanlarında halı, e, doğu türbün ismi, subaşı tesislerindeki ön e, reklam alanları gibi e, stadın içinde bir takım yerler gibi birçok şeyi kapsıyor. O yüzden de kolay bir organizasyon değil ama Antalya Spor Tarihi'nin ee, en uzun ve en yüksek bütçeli sponsorlu olacak. Ben buradan e, tüm e, bir kere söyleyeyim Korendon ailesine e, teşekkürlerimi sunuyorum Yıldıray Bey'e, ekibine. E, sağ olsun e, hiç vazgeçmedi projeden. E, yönetimler değişmesine rağmen kendi de e, çok inanarak bu e, projeyi destekledi. Ben Antalya'ya çok yakışacağını düşünüyorum. Çok da emek verdik. Ee, i̇nşallah onu e, hani... Ne zaman açıklarsınız? 2-3 hafta içinde e, sonlandırma hedefindeyiz. Ama dediğim gibi bakanlıktan beklediğimiz bir yazı var. O gecikir, biraz daha uzar. Ama şu Bilokratik anda... Bürokratik işlerin atılmasından Evet şu anda, sonra. Şu anda e, hızla çalışmaya devam ediyoruz. E, Berkay Bey şimdi ben sponsorluklarla ilgili izin verirsen Koraycığım Tabii. birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi e, Antalya Spor e, belki e, hani ekran başında bizi izleyenler e, bana e, tepki gösterebilir, saygıyla karşılıyorum ama biz Antalya Spor olarak sponsorlarımıza değer katmamız lazım. Yani evet. Geliyor, işte göz formu, göz reklamı veriyoruz, işte kol reklamı veriyoruz, isimimizi veriyoruz. Ama yeterince onları parlatmadığımızı düşünüyorum. Yani burada sizlere de e, görev düşüyor. Yani yerel basın, ulusal basın, yani e, işte en son isim sponsorluğumuzu Yirli Minare'de yaptık. E, Alman yetkililer de oradaydı. İnanılmaz etkilendiler. İnanılmaz hoşlarına gitti. Yani bir ambiyans vardı çünkü. Arkada Yivli Minare, bir tarafta sponsorumuzun ismi, bir tarafta bizim ismimiz yazıyordu. Bunlar o kadar kıymetli ki. Şimdi siz bu sene sponsorunuzdan bir para alıyorsunuz. E seneye bir daha almak, almak için gitmeniz gerekiyor. Yani her anlamda taraftarıyla, şehriyle, belediyesiyle, siyasisiyle, yerel basınıyla, bizim sponsorlarımıza daha fazla değer vermemiz lazım. Daha fazla onları ön plana çıkartmamız lazım. Mesela bu hafta oyuncularımız ve teknik kadromuz bir şapkayla çıktı. Bir otelin. Y yine e yönetim kurulu as başkanlarımızdan bir tanesi Fesih tam İnce'nin otelinin reklamıyla çıktı. Yani e bunları değerli hale getirirsek, tribünleri de doldurursak, o zaman Antalya Spor her yıl sürekli sponsor peşinde koşan değil sponsorların sponsorluk vermek için yarıştığı bir hal alır. O zaman iyi transferler olur. Genç stratejiniz gene genç olabilir ama bu sefer bonservis verip çok kuvvetli genç takım, isimler genç isimler alabilirsiniz. Dolayısıyla bizim burada senin nezdinde tüm yerel basınımıza, yerel basınımızın e, yazarlarına da seslenmiş olalım. E, sponsorlarımızı parlatmamız lazım. Onlara daha fazla değer vermemiz lazım. Onları daha fazla ön plana çıkartmamız lazım. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız e, hiç bitmeyecek. Evet. Tabii ki bu anlamda biz de üzerimize düşeni e, yapmaya her zaman hazırız Berkay Bey. Önemli olan tabii ki Antalya bir katma değer sağlayabilmek için e, biz de dediğim gibi her şeyi yapmaya, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Göğüs reklamı, stadyum ismi, e, isim sponsoru, bunlar tamam. E, stadyum isim sponsoru da açıklanacak dediniz, ya kısa zamanda. Başka bir anlaşma yapıyor muyuz? Çok uğraşıyoruz. Ee, yani birçok irili ufaklı sponsorlarımız var. Dediğim gibi e, bunları daha fazla parlatmamız lazım. E, bu sene loja satışlarımız oldukça iyi geçti kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, Aziz Başkan da bu konuda destekliyor. Yani e, reklam ve pazarlama anlamında birazcık daha profesyonel e, firmaların özelinde istedikleri, onlara fayda yaratabilecek, reklam anlamında onlara satış olarak geri dönebilecek e, mecraları yaratmaya çalışıyoruz. Ek mecralar açmaya çalışıyoruz. E, başkan e, belediyelerle işte Korkuteli Belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz, Konyaaltı Belediyemiz, Muratpaşa Belediyemizle sıkı diyaloglar içinde. Onlardan belli yerler alıp buralarda bir takım projeler geliştirmekle ilgili ciddi bir çalışmamız var. En kıymetli söylediğin işte Büyük Antalya Spor'un önünde bir isim taşıyoruz. Ee, en kıymetli olan yerlerden bir tanesi. Göğsümüzde bir reklam taşıyoruz. İşte stadımız e, Antalya'nın e, bütün araçlarının geçtiği bir alan. E, orada e, orayı halletmek üzereyiz. E, daha farklı aktiviteler yaratmak istiyoruz. E, stadı daha kullanılabilir. E, Orası ile ilgili bir takım projelerimiz var. E, Sabri Gülal Başkan vekilimizin e, bir iki projesi var. Nasıl proje? Ilgili. Dükkanlarla ilgili mi? Ya dükkanlarla ilgili değil de e, sezon dışında e, orada bir takım konserler, aktiviteler gibi hmm. e, bir takım projeler var. Sıralım e, zim... dışında bir görüntü değişecek mi? Sponsorun gelmesiyle birlikte şu an o şu yerden. Şu anda e, yani dışarıdan bakınca böyle bir görseli. Belli şey... yerlere tabii e, Ismi İsim yazı, yazılacak ee, ama çok böyle çok farklı bir e, görsel yapamayız. Zaten buna bakanlık da izin vermez ee, ama bir bir çehrede e, bir takım değişiklikler olacak. Evet e, umarız bu projelerde... Yani girişte adına... akrep heykelinin olduğu yerin arkasında e, firmanın bir takım e, özel e, sürprizler hazırladığını biliyorum işte fotoğraf çekilme ile ilgili hmm. alanlar yaratılmak gibi. Ee, Tabi önce bir hayırlısı i̇mzayı bu, şu atmak imzayı lazım bir atsak de. ondan sonra oraya da proje geliştireceğiz. Berkay Bey şimdi Antalya Spor kripto paraya da girdi. İşin açıkçası kripto para son dönemlerde çok popüler ama gerçekten benim de hiç bildiğim bir şey değil. Yani Antalya Spor bu kripto paradan nasıl para kazanacak? Taraftarın üzerine ne düşüyor? Antalya Spor adımı geçecek. Yani gerçekten kripto Bunu, parayla ilgili hiçbir bilgim yok benim. E, şöyle söyleyeyim. Benim de çok bilgim yok. Yani benim de ilgi alanımda olan bir e, yatırım şekli değil. O yüzden çok fazla böyle e, e, detaylı, detaylı e, bilgi vermekten kaçınmak isterim. E, ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, bir tek senin sahibi beyefendi ve e, Aziz Başkan bununla ilgili bir lansman yapacak. O yüzden şu anda benim buradan bir takım bilgiler söylemem e, olayın e, büyüsünü bozabilir. <laughs> Biz sürpriz hazırlıyor. O, 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 o yüzden o yüzden e, isterseniz onlara bırakalım. Çünkü onlar bir lansman e, planlaması yapıyorlar. Ne zaman planlıyor? E, yakın bir zamanda diyebilirim. Yani bir iki hafta içinde e, zannediyorum. E, çünkü orada bir takım bilgisayar altyapılarına ihtiyaç var. Bir takım e, şeylere ihtiyaç var. Ee, onunla başkan kendisi özel olarak ilgileniyor. Ee, o sürprizi onlara bırakalım. Evet tabi gerçekten meraklandım şimdi nasıl olacak gerçekten. Hiç bilmediğim bir konu olduğu için Antalya nasıl para kazandırılacak ya vesaire hiç bilmiyorum. Taraftar umarız e, üzerine düşen görevi de yerine getirerek Antalya katkı anlamında söylüyorum bunu tabii ki. E, şimdi baktığımızda e, Berkay Bey, e, Ali Şafak Bey'in döneminden bir isim sponsorluğu var. Hani eski dönemler Ali Şafak Öztürk'ten öncesiyle de aslında kıyaslayabiliriz bunları. Ee, önceki dönemlerle kıyasladığınız zaman bu sponsorluk e, çalışmaları sanki biraz hızlandı veya daha çok mu katkı sağlanıyor? Siz ne söylersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Tabii e, şu anda artık 29 kişiyiz. E, Ali Şafak Başkan'ın tarzı biraz daha e, farklıydı. Aziz Başkan'ın tarzı e, biraz daha farklı. Yani Mustafa Başkan zamanında oluşturulan 29 kişilik yönetim kurulu aynen devam ediyor. Sadece derneğe, derneğe giden e, birkaç arkadaşımız dışında e, aynen devam ediyor. Dolayısıyla daha fazla proje çıkıyor. E, daha çok kişiye temas edilebiliyor. Evet bir danışma kurulu oluşturulmuştu biliyorsunuz bu danışma kurulu aktif bir şekilde e, emek veriyor e, daha e, sponsorluk konusunda daha fazla emek veriliyor diyebilirim daha çok kişi e, daha çalışıyor çok kişi daha çok kişi yani şu anda 20 bizde biliyorsunuz 29 kişinin herkesin belli görev tanımları evet. var ama sponsorluk denilen Görev tamamının içinde 29 yani. kişi var, 28 kişi var. Dolayısıyla herkes bir proje getiriyor ve onun arkasını takip ediyor. Bir miktar daha orada da kurumsallık ön plana çıkıyor. Daha fazla takip ediliyor. Yönetim kurulu üyeleri işte ben şunu hallederim dediğinde onun sürekli arkadan sorgulayan bir sistem var. Dolayısıyla sponsorluklara birazcık daha e, emek veriliyor diyebilirim. Şimdi birçok yerin satışı gerçekleştirildi işte stadyum ismi gibi işte forma isim sponsorluğu vesaire tesislerle ilgili de böyle bir çalışma olabilir mi? Hasan Subaşı tesislerinin başına bir e, firmanın ismi koyulması veya Yani şu anda konu? onunla ilgili bir çalışma e, yok ama e, olabilir mi? Buna yönetim kurulu e, oturup e, karar vermek lazım ama şu anda onunla ilgili net bir e, talep de yok, e, net bir çalışma da yok. Bizim sponsorluk reklam alanları satmanın dışında projelerde oluşturmamız lazım. Şu anda mesela geçen hafta e, ben Rusya'daydım, e, Başkan ve yönetim kurulundan arkadaşlarımız Korkut eline gitti. Evet. Korkut Elinde işte e, belli alanlarda. Nasıl bir proje geliştirilip Antalya Spor'a katkı sağlanabilir? Bundan 2-3 hafta önce Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen Bey'i ağırladık. Onun bir takım projeleri var. İşte Festikan Yaylası'nda Antalya Spor Tesisleri gibi. Bu projeler çok konuşuluyor. Belli alanlarda işte kreş açmak, hem aidiyet duygusunu arttırmak hem de Antalya Spor'a ufak da olsa bir gelir elde etmek için. İşte Muratpaşa Belediyesi'nde arkadaşlarımız çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Ee, Büyükşehir'de reklam alanlarının yaratılmasıyla ilgili e, belli çalışmalarımız var. Şu anda elektrik dağıtım şirketi Antalya'daki elektrik dağıtım şirketiyle Okan arkadaşımız e, ben ve işte e, kulüpteki görevli arkadaşlarımız bir çalışma yönetiyor. Reklam alanlarının yaratılmasıyla alakalı. Yani dolayısıyla e, balık tutmaya çalışıyoruz. Her yerde de e, olmak istiyoruz. Doğru projelerle Antalya Spor'un hem mülki asetlerini arttırmak hem de e, gelir getiren projelere önem veriliyor şu anda. İşte e, Gene yönetim kurulu üyemiz e, elektrikle alakalı Atilla ve Epikonu'nun üzerinin e, panellerle kaplanarak bir elektrik e, Üretimi. üretimiyle alakalı bir proje çalışıyor. İşte bunun devlet tarafından bir takım destekleri var. Onlar araştırılıyor. E, stadyumdaki kullanılamıyor ama o Stadyumdaki bize ait değil. E, o EPDK dolayısıyla bize geliri gelmiyor. Biz almıyoruz ondan Hani gelir. orada gelemiyor, Atilla ve konukta nasıl alacaksınız? Atilla ve o... konuk bizim e, mülkiyetimizde. Ama şimdi kiralık olarak orayı da aldınız ya, statı gene mi kullanamayacaksınız? Yok hayır. Orası e, stattan ari bir alan hmm. gibi değerlendiriliyor. O Anladım. yüzden e, onu e, Ali Şafak Başkan döneminde de, Mustafa Başkan döneminde de, Aziz Başkan döneminde de çok uğraşıyoruz. Yani onun da gelirini bize verin diye. Ama bir türlü o e, prosedürü aşamadık. Peki o Atilla ve konuk tesislerinde o güneş panellerinin hayata geçirilmesi halinde Atilla ve Konuğun o e, elektriğini Antalya, Antalya Spor'un ödediği tüm elektrik faturalarından mahsup edilerek oradaki hmm. gelir ve gider. Üstü kalırsa Antalya Spor'a gelir kaydeder. İşte altı kalırsa Antalya üstünü Spor tamamlar. üstünü tamamlar gibi bu tipte projeler üzerinde çalışılıyor. Tabi bunlar e, kolay projeler değil. Bunlar para gerektiren projeler. İşte statta müze yapımı ve burada oluşturulacak bir takım şeylerle ilgili aktivite alanları ile ilgili geçen hafta bir sunum dinledik. Stadın altını daha aktif kullanmakla alakalı. Çünkü orada geniş alanlarımız var. Evet. Hem maç öncesi hem de gelen turistleri oraya getirmekle alakalı bir şey dinledik bir sunum yaptığı bir firmanın bir tanesi. Bu tipte projeleri sürekli takip ediyoruz. Dediğim gibi bunlar çok kolay projeler değil. Hani 1 milyon euro verin, yapın, sonra da işte Antalyaspor buradan gelir elde edecek. Böyle paralar harcayamayız. Ancak yap işlet devret gibi ya da onlar yapar bize bir kira bedeli öderler. Sonuçta Antalyaspor kıymetli bir isim. Bunun gibi projeleri sürekli takip ediyoruz. Umarım Antalya Spor'a faydalı projeler yaratabiliriz. Gerçekten özellikle bu Atilla Veyp'i konukla ilgili olarak yapılan proje ben de duymamıştım. Bence gayet güzel bir çalışma. Umarız en kısa zamanda hayata geçirir ama tabii bugünden yarına olabilecek bir şey değil anladığım evet. kadarıyla. O kadar kolay yani tabii değil. Tabii de devlet desteklerine ihtiyacımız var orada. Kredilendirebilmek lazım. Kendi kendine ödemesi lazım. 3-5 sene sonra Antalya gelir olarak kalması lazım. Yani çıkartıp da cebimizden bir para koyarak orayı e, o şekilde getiremeyiz. Evet. E, bunu doğru bir projede şu anda zaten Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük tesisini kurduğu yönetim kurulu üyemiz Tarık Savran. E, onlar bir çalışma yürütüyorlar. Evet. Berkay Bey çok teşekkürler. Benim yönelteceğim sorular bu kadardı. Çok detaylı gerçekten e, kafamızdaki soru işaretlerini de karşıladınız. Özellikle e, hem Ersun Yanal konusunda, hem takımın o hedefleri konusunda bence birçok kişinin de kafasındaki soru işaretleri yanıtladınız. Özellikle ben dahil birçok kişi Ersun Yanal'da ne zaman yollar ayrılır diye bir e, kafamıza soru işareti vardı. Bu konuda çok net ifadeler kullandınız. Teşekkür ederiz. Sponsorluklarla ilgili olarak da yine. E, Stadyum sponsorluğu özellikle çok fazla merak ediliyordu son durum nedir diye. E, o konuda da bir sıkıntı olmadığını ifade ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Kırmayıp biz buraya kadar geldiniz. E, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkürler Özellikle uydu yayınımızın ilk gününde sizi ağırlamış olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Siftahı e benden bereketi de Allah'tan olsun diyelim. E, ilk uydu yayınınızın da. E, ben teşekkür ediyorum sorduğunuz sorulara. Umarım e, doyurucu cevaplar verebilmişizdir taraftarımızın e, kafasındaki e, sorulara cevap verebilmişizdir. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umarız. E, uğurlu gelir bu program. İnşallah. Cuma günde 3 puanla Adana Demirspor karşısından e, maçtan ayrılır Antalya Şimdiden başarılar dileyelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Antalya Spor Kulübü As Başkanı Berkay Bahar'ı ağırladık. dilimiz döncünce sorularımı yöneltmeye çalıştık. Berkay Bey de yanıtları açık yüreklikle verdi. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Gelecek hafta yine kale çizgisinde görüşmek dileğiyle. Lider TV'den ayrılmayı mutlu akşamlar.